TV.net ekranlarından merhaba, Siyasetenle karşınızdayız. Aslında sözün tükendiği, konuşacak bir kelimenin, kurulacak bir cümlenin olmadığı günlerdeyiz. Adeta böyle ruhumuz çekilmiş gibi. Bir insan olarak, bir Müslüman olarak ve gazeteciler olarak konuşmak zorundayız. Bütün dünyanın gözlerinin önünde modern çağın, iletişim teknolojisinin artık en zirvede olduğu bir zamanda Müslümanlar katlediliyor. Akıl almaz, bütün acı eşiklerimizin aşıldığı, kırmızı çizgilerin artık çok çok geride kaldığı manzaralara şahitlik ediyoruz. Fakat konuşmak zorundayız. Yani öfkeliyiz, insan olarak öfkeliyiz, Müslüman olarak öfkeliyiz. Bundan 150 yıl önce yaşasaydık, Almanların, Hitler'in Yahudilere yaptıkları katliamı eleştirecektik, belki tehlin edecektik. Ama bugün İsraillerin Müslümanlara yaptıkları o katliamı, zulmü, vahşeti ancak ve ancak konuşabiliyoruz. Bu da bir şeydir herhalde diyoruz. Bu öfkeyi bir şekilde dışa vurmamız gerekiyor. İsmail Kılıç Aslan. Eyvallah abi. Şimdi Ernest Hemingway'e dünyanın en kısa hikayesini yazabilir misin diye sorarlar. O da bir süre sonra dünyanın en kısa ve bana kalırsa en acıklı hikayelerinden birini getirir. Dört kelimedir. Bebek ayakkabıları hiç kullanılmamış. Bebek ayakkabıları hiç kullanılmamış. Şimdi dünkü hastane katliamında elinde bozuk para ve ekmek tutan bir çocuğumuz vardı. Onlarca etrafa saçılmış çocuk ayakkabısı gördüm sonra. Çocuk ayakkabısı hiç kullanılmamış geldi aklıma. Çocuk ayakkabısı çok kanlı, çocuk ayakkabısı bunlar çocuk. Fakat sonra şeyi fark ettim cidden. Şimdi 28 Ağustos 1995'te Ersin. 11 Temmuz 95'te Srebrenica katliamını yaptı Sırplar. 13 bini aşkın insanı soykırım amacıyla, 13 bini aşkın insanı soykırım amacıyla kuşatma altına aldılar ve erkekleri ve erkek çocukları gözeterek, kadınları sağ bırakarak, kız çocuklarını sağ bırakarak soykırıma tabi tuttular. 13 bin ve yukarısı hala biliyorsun. Yükseliyor. Bölgede toplu mezarlardan ceset çıkma ihtimali, şehitlerimizin cesetlerinin çıkma ihtimali var. Buna rağmen o esnada Bosna ve Hırvatistan işbirliği Sırpların üzerine gitmeye devam etti. Sırplar bir pazarlık bombardımanı olarak, bir pazarlık bombası olarak 28 Ağustos 1995'te Saraybosna'da Markale pazar yerine 37 kişinin öldüğü, sonradan ölü sayısı arttı ama o esnada 37 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin de yaralandığı bir bombalama daha yaptılar. Niyetleri Hırvat ve Boşnak tarafıyla, çünkü o esnada Banja Luka'ya doğru, artık Sırp sınırına doğru yürüyen bir Bosna ve Hırvatistan işbirliği vardı. NATO da bunu fırsat bildi. NATO da bunu fırsat bildi ve Boşnakların da yürüyüşünü durdurmak amaçlı olarak, Boşnakların da yürüyüşünü durdurmak amaçlı olarak müdahale etti. Belgrad'a ilk bombayı NATO'daki Türk pilotlar atmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Pazarlık diye yaptığı bombalama Sırpların eline yüzüne bulaşmıştı tabiri caizse. Ama hemen modern dünya imdadı etmiş, Sırpların canını kurtarmıştı. Kelimenin gerçek manasıyla Sırpların canını kurtarmıştı. Sonra da Dayton'u dayatıp... Tabii sonra Dayton'u dayattılar. Şimdi dün itibariyle
Gazze'de ki hastane bombalamasının ilk dakikalarında ben bu bir pazarlık saldırısı diye düşündüm. Yani İsrail Aksa tufanının ilk gününde yerle bir olan şerefini, haysiyetini, şeref zaten yok, haysiyet zaten yok ama kendince söylüyorum bunu. Şerefini, haysiyetini toparlayarak, bir büyük katliam yaparak, durumu eşitlediğini dönüp kamuoyuna anlatarak bir ateşkes zemini, bir pazarlık zemini, bir şey arıyor gibi hissettim. Yanılıyor muyum? Bunu yarın falan göreceğiz bence. Yanılıp yanılmadığımı. Çünkü Hizbullah ve İran biz geliyoruz diyorsa ertesi gün Filistin'de ateşkes oluyor biliyorsun. Nasıl olsa çünkü İran, Hizbullah falan filan vurmuyor asla İsrail'e. Çok dağınık dağınık konuştuğumun farkındayım. Çok bölük bölük. Yani başka türlü nasıl konuşulur bu yayında onu bilmiyorum. Bilmiyorum İsmail Kıçarslan, edebiyatçı olmak, gazeteci olmak, yazar olmak da bir yere kadarmış. Ben bunu anladım. Yani, ya sen bunu daha iyi anladın çünkü sen edebiyatçısın. Yani yok ki hani çocuklarımızı öldürdüler ya daha ötesi var mı? Artık şöyle yani bu kan davası artık bebek ayakkabılarıyla kayıtlı. Evet. Bu kan davası artık bebek ayakkabılarıyla kayıtlı. Her 10 dakikada bir bebek öldürüyorlar. Ve bunu yere batası üstünlük ideolojileriyle yapıyorlar. Dünyanın en üstün ırkı, dünyanın en üstün milleti, en üstün dini olduklarını düşünüyorlar. Ve bu aşağılık hayvanların, dünyadaki hamisi aşağılık hayvan, Amerika başkanı da gidip bugün sarılıyor ve dilediğinizi yapabilirsiniz diyor. Bir devlet düşün Ersin. Amerika'dan bile daha fazla olmak üzere dünyada dilediği her şeyi yapabiliyor. Ve hiçbir şekilde bu devlete hesap sorulmadığı gibi dün hastaneyi bombaladıktan 1000'e yakın insanın ölümüne sebebiyet verdikten dakikalar sonra hem kendisi bu hastaneyi İslami Cihat vurdu yalanını yaygınlaştırıyor hem de tam o esnada bütün dünyada bir mekanizma harekete geçiyor. Türkiye'de Nevşin Mengü harekete geçiyor. Ne o öteki Şirin Payzın. Hiçbir tarafı Şirin değil ama işte Şirin Payzın harekete geçiyor. Gelen haberler hastaneyi aslında İslami Cihad'ın falan diye başlıyorlar. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Siz insansanız ben insanlıktan istifa etmek istiyorum. Allah belanızı versin. Orada o hastaneyi kimin bombaladığını %100 bilmenize rağmen fonlandığınız yerlerin de Allah belasını versin, sizin de Allah belanızı versin. Sizinle artık aramızda bebek ayakkabıları var. Sizinle artık aramızda bebek ayakkabıları var. Bunun intikamı alınmaz zannediyorsunuz. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 yıl sonra, bak dün bir şey yazdım. Hiroşima, Dresden, Saraybosna. Abi biz öyle öldürmeyi öğreneceğiz. Bak artık müzakere bitsin. Artık somut adım talebi bitsin. Artık kınama bitsin. Biz öyle öldürmeyi öğrenmezsek ki öyle ölmek nasıl olsa öldürmek nasıl olsa öğrenilir. Artık Türkiye'de de öldürmekten kastın öldürenler. Tabii ki. Hayır alıp bir şey yapmasınlar şimdi o cümlenin üzerine tabii de. Tabii ki. Yani öyle bizi öldürenleri öldürmeyi öğreneceğiz. Öyle bizi öldürenleri öldürmeyi öğreneceğiz. Ama şu, dünyada da Türkiye'de de artık mücadelenin ne olduğu, savaşın kimlerle kimler arasında olduğu o kadar açık ki, bu Allah'ın belaları dünden beri 1000 kişi öldüren İsrail'in o bombayı atmamış olabileceğine dünyayı ikna etmeye çalışıyorlar. Hani geçen hafta 40 tane çocuğun başının kesildiği haberine
balıklama atlamıştınız ve yaymıştınız. Şimdi hastane konusu araştırılsın diyorsunuz. Allah belanızı versin. Şirin Payız'ın işte kadınları tecavüz edip öldürdüler yalanını yayan isim. Yaydı. Eleşin de yaydı. Türkiye'de bir büyük mekanizma. Bak geçen hafta ben aynı ya bu yayında. Düzeltiyorum. Nevşin Mengü yaydı. Geçen hafta ben bu yayında Nevşin Mengü bunu hataen yaymış olabilir dedim. Ama bu hafta... Sen hata yaptın. Tabii ki hata yaptım. Çünkü insana güvenmek istedim. İsmail Kılıç Hasan, az önce ekranlarda vardı, ABD Kongresi'nde bir eylem vardı. Yani vicdanlı insanlar kongreyi basmışlar. İsrail'in Gazze'deki katliamı dursun diye eylem yapıyorlardı. Gerçi ABD Kongresi'ni de ele geçirip... Yahudiler bastı biliyorsun evet. Kongreyi. Siyonist olmayanlar. Siyonist olmayan, Siyonist karşıtı Yahudiler evet. bastı. Ama yani neticede bu da bir anlam ifade ediyor açıkça söyleyeyim. Şimdi Aydın Ünal'a bir dönelim. Öncelikle Aydın Ünal, geçmiş olsun. Yüksek ateşine rağmen çıktın, konuşacaksın. Çünkü yazının üstadı olarak senin de cümlelerinin bir anlamı, büyük bir karşılığı var. Söz sende. Hayırlı akşamlar Ersin, hayırlı akşamlar İsmail. Evet, yüksek ateş altında geldim programa ama konuşmak zorundayız. Bir de biz hasta olduğumuz zaman doktora gidebiliyoruz, bir eczaneye girip ilaç alabiliyoruz. İşte bir yere misafir olduğumuzda bir ıhlamur, bir limon bulabiliyoruz. Gazze'de bırakın soğuk algınlığını, gribi vesaireyi, yani en temel, en acil cerrahi müdahalelerin bile şu anda yapılamadığını biliyoruz. Elektrik yok, su yok, ilaç yok. İşte bu müdahaleleri yapacak ortam yok. Ortam bulsanız bombalanıyor. İçler acısı bir durum. Ama şimdi bu İslami hareketleri dünyada inceleyenler Filistin direnişinin İslami hareketlere ilham verdiğini, Filistin direnişinin İslami hareketleri ayakta tuttuğunu, diri tuttuğunu, kimi zaman ateşlediğini söylerler. Gerçekten de yaklaşık 100 yıldır Filistin direnişi kimi zaman solu ama çoğunlukla dünyadaki Müslümanları hep uyanık tutmuştur, zinde tutmuştur, heyecanlı tutmuştur. Bunun sebebi orada Müslümanların Siyonistlere yönelik bir direniş içinde olmalarının olmadığını gördük bu son hadiselerde. Filistin'deki hadise Müslümanlarla Haçlıların, Müslümanlarla barbarların, Müslümanlarla gavurların arasındaki hattı çok net bir şekilde çiziyor. Ve bunu çizenler de Müslümanlar değil. Yani bu net hattı çizenler Müslümanlar değil. Batılılar, Haçlılar, barbarlar, gavurlar kendileri bu hattı çiziyorlar. Bir haftayı geçkin süredir, geçen hafta da konuştuk bunu, Batı'nın maskesinin nasıl düştüğünü, Batılı değerlerin nasıl ayaklar altına alındığını, o medeni görünen Batı'nın maskesinin altından nasıl bir barbarlık çıktığını, nasıl bir Haçlılık çıktığını hepimiz ibretle izliyoruz. Yani şu anda hala Türkiye'de olsun, dünyanın başka yerlerinde olsun, tarafsız kalan Müslüman kimliğine sahip, belki çok yaşamıyordur, çok dindar değildir ama buna rağmen tarafsız kalan var mıdır bilmiyorum. Hem ben Müslümanım deyip veya annem babam Müslüman deyip tarafsız kalan var mıdır bilmiyorum. Filistin'deki bu direniş, bu mücadele gavurla Müslüman arasındaki hattı net olarak çiziyor ve herkese bir safı, bir tarafı zorluyor. Bu anlamda son derece önemli. Bunun yanında biraz önce İsmail de bahsetti. Biz bunu unutmayacağız. Ya bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 100-150 yıldır Batılılar İslam dünyasında katliam yapıyorlar, soykırım yapıyorlar. Hindistan'da yaptılar, Pakistan'da yaptılar. Osmanlı topraklarında yaptılar. Sonradan işte biraz önce İsmail bahsettiğine Bosna Hersek'te Avrupa'nın ortasında soykırım yapıldı. Batılılar bunu izlediler, hatta destek verdiler. İşte Türkiye topraklarında yine Ermeni mezalimi var. Buna benzer birçok hadise yaşandı.
Bunlar bir şekilde unutuldu, affedildi, oradaki kin sıcak tutulmadı veya ne bileyim üzerine toprak atıldı, bir şekilde toprağın altında bekliyor şu anda. Ama burada başka bir durum var, Filistin'de başka bir durum var. Yani bunun unutulması artık mümkün değil. Zaten bizim zihnimizde, yani benim işte 53 yaşındayım, benim zihnimde birçok kare var. Bu Filistinli askerlerin bir Filistinli genci taşlarla kollarını kırması, 90'lardaydı herhalde o video, o 87 görüntü. Abi. Bir Filistinli çocuğun babasıyla birlikte bir köşeye sıkışması, silahsız bir şekilde babasının çocuğu, çocuğun babasını teselli etmesi, orada kurşunlara hedef olmaları, intifada görüntüleri, buna benzer birçok görüntü bizim zihnimize kazındı. Şimdi bir haftadır özellikle dün başka görüntüler, başka fotoğraflar zihnimize kazındı bizim. Bunun unutulması mümkün değil. Yani bu hiç acelemiz yok. Onu söyleyeyim. Belki biz görmeyeceğiz. Ersin, İsmail, belki bizim çocuklarımız da görmeyecek. Ama bu asla ve asla unutulmayacak. Ve hiçbir Siyonist, hiçbir İsrailli dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacak. Mümkün değil. Ya şimdi Mossad'a ait hikayeler anlatıyorlar. İşte Nazilerin şu savaş suçlusunu şurada buldu, Arjantin'de buldu, Brezilya'da buldu, Kolombiya'da buldu. Vallahi ve billahi bunların çocukları, bunların torunları, bunların bütün nesepleri dünyanın neresinde olursa olsun bulunacak. Ve bunun hesabı mutlaka sorulacak. Bu kadar gaddarlık, bu kadar acımasızlık, bu kadar zulüm asla karşılıksız kalmayacak. Ya bundan sonra korksun. İsrail'in zaten korktuğunu biliyoruz. Ya ben şuna çok güldüm, bu acının, bu trajedinin içinde. İngiltere'den iki tane savaş gemisi geldi. Amerika'dan iki tane savaş gemisi geldi Gazze açıklarına, Akdeniz'e. İşte bugün Biden gitti Filistin'e. İnanılmaz korkuyorlar. Bizim taşlarımızdan, bizim sapanlarımızdan korkuyorlar. Tir tir titriyorlar. Yani oradaki bir Hamas direnişine karşı, bir Gazze direnişine karşı benim bildiğim, görebildiğim haberlerden 4 tane savaş gemisini gönderdiler. Bu müthiş bir korkaklık. Ya bugün bunu idare edersiniz. Ama 2 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bunu idare edemeyeceksiniz. Ve çok ağır bir şekilde bunun hesabını vereceksiniz. Orada mezarlarını kazıyorlar. Kendi çocuklarının, torunlarının mezarlarını kazıyorlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ha Ersin, dik duracağız. Asla, yani evet hüzünlüyüz, evet çok acımız büyük ama dik duracağız. Filistin mücadelesi, Filistin direnişi bizim heyecanımızı, bizim umudumuzu, bizim direniş ruhumuzu ve aynı zamanda da bizim intikam duygumuzu, kinimizi ayakta tutacak, diri tutacak. Hiçbir şekilde yılgınlık yok. Birazdan konuşuruz belki ama evet yorulduk, yani bu rutinden yorulduk. İslam dünyasının sessizce, tepkisizce izlemesinden yorulduk ama umudumuzu asla yitirmedik. Allah sabredenlerle beraber, Allah inananlarla beraber ve tekrar ediyorum. Yani bunun er ya da geç hesabı tek tek sorulacak. Acele etmeyeceğiz. Yani biz görmeyebiliriz. İnşallah görürüz ama dediğim gibi 50 yıl sonra da olur, 100 yıl sonra da olur ama bu zulüm unutulmayacak ve bunun hesabı oradaki İsraillilere mutlaka sorulacak. Bununla bitirmiş olayım. Eyvallah. Aydın abi. İsmail Kılıç Aslan, Gazze'li çocuklar tek, siz hepiniz. Cümlesi böyle tam dünyanın ortasında duruyor. Yani işte Aydın abi gemilere kadar söyledi. Bütün küresel kapitalist kahvecisinden hamburgercisine kadar hepsi şu anda Gazze'li çocukların öldürülmesi için bütün imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Yani İsrail tek değil. Bunun adını koyalım. Bu vahşette, bu katliamda zaten öyle bir yürek yok İsrail'de. Ama yanına, hani var ya küçükken çocuklar mahalle kavgasında artık yanına en büyükleri de alırlar falan. Onun da ötesine geçti İsrail. Herkesi aldı. Orada 2 milyon 300 bin artık o rakamı da çok düşürdük yani aslında. Bir avuç Müslümanı yok etmek için var güçleriyle saldırıyorlar. Bizim tıkandığımız nokta şu. İslam dünyası, hani bana da sana da Aydın abiye de
bu konuda konuşan, yazan insanlara gelen en çok soru. Dün akşam Levent'teydim ben de, gittim. Zor bir geceydi. Reaksiyon açısından halkımızın o anında refleks gösterme, öfkeyi dile getirme ama orada da bir takım sıkıntılar oldu. Ama herkes şunu soruyordu. Ne olacak? Yani İslam dünyası ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Bütün İsrail Büyükelçilerini, bugün itibariyle bütün İsrail Büyükelçilerini, sadece İslam ülkeleri değil, dünyada İsrail'den bezmiş bütün ülkeler, ülkelerinden defolup gitmelerini isteseler. Bu gece. İsrail'e gıda sevkiyatını durdurduk deseler. Bu gece. Türkiye dahil. Ürdün kapısı dahil. Mısır kapısı dahil. Türkiye'nin limanları dahil. Şunu dahil, bunu dahil. Ülkemizdeki İsrail vatandaşlarını persona non grata ilan ettik. Defolun gidin nereye giderseniz desin. İsrail vatandaşları. Ne olur abi bunun sonucu? Yani ağır olur İsrail açısından. Tamam. Hadi dünya açısından da söyleyeyim. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir, çıkar. En fazla. Çıkar. En fazla Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir. Çıkmadı mı zaten? Zaten tam onu söyleyecektim yani. Çıkmadı mı? Çıkmadı mı? Şu an Üçüncü Dünya Savaşı'ndayız. Çıkmadı mı? Ha şu. Ben varım. Bize çok özür dileyerek söyleyeceğim. Yiyorsa Gazze'ye gidin diyenler var ya. Hiçbiri buna yok. Bugün çocuklara biz de çok üzülüyoruz diye ağlayanlar var ya. Borsada düşen paralarına daha fazla üzüldüler. Çocukları biz de falan diye. Lan it. 3 gün önce o pislik müptezeli, o pislik çukurunu ekrana çıkardın. Dedirttin ki herife. Filistin diye toprağını satan adama denir. Filistinli diye. Ve bizi, Türkiye kamuoyunu şuna ikna etmeye çalıştın. Bunlar topraklarını sattığı için, tamamı yalan bu arada. Bunlar topraklarını sattığı için bugün öldürülmeleri normal. Dün de hastane katliamından sonra ağlıyor bana. Hastane katliamından sonra böyle şey olmaz diye ağlıyor. Tamam. Ben araştırdım, o suyun içinde kanalizasyon yok ya, bir şeyden dolayı kokuyor diyen Nevşin. Sukunk dün diyor ki İsrail'in bu iddiaları hemen cevaplaması lazım. Yoksa diyor, yoksa. Kavak benim başıma patlayacak. Yoksa diyor, bu diyor İsrail'in zor yönetebileceği bir şey diyor. Yani hemen diyor cevap vermesi lazım İsrail'in. Hemen İslami cihada falan yıkması lazım bu işi diyor yani. Tamam. Abi nasıl bir çağa geldik? Nasıl bir çağa geldik? Nasıl bir dünyaya uyandık? Biz nasıl bir dünyayız ki? Biz nasıl bir dünyayız ki? Savaşta vurulmayacak yer diye sayılan. Hastane. Ya ilk. Savaşta nereyi vurmazsın? Hastaneyi vurmazsın. Ama vur diye talimatı veren kim? BBC. BBC. Vurabilirsin çünkü sebebin var diyen kim? Deutsche Welle. Deutsche Welle. Ha şu. Bak. Biz artık, ben kendi adıma, başka hiç kimse için söylemiyorum. Ben artık. Benim adıma da konuşabilirsin. Savaşın kiminle kimin arasında olduğuna dair dün akşam itibariyle kafamda hiçbir soru işareti bırakmadım. Aydın abi acelemiz yok diyor. Biliyorum onun için acelemiz yok dediğini. Benim acelem var. Benim acelem var. Ben dünya üzerinde bu savaşın dünya üzerinde bütün dünyayı esir almış bu Siyonist terör örgütünün dünya üzerinden silindiğini, kazındığını görmekte, acele etmekten yanayım. Aydın abinin hangi sahipte ve ne için söylediğini biliyorum. Burada hiç sorun yok. Kaç milyar insanız dersin? Filistin'e duyarlı kaç milyar insanız? Bak, kaç milyar Müslümanız demiyorum. Bugün Kolombiya'dan, İspanya'dan, Rusya'dan. Ya yine de 2 milyar vardır herhalde ya. Abi 3, 4, 5, 6, 7. Halklar bazında söylüyorum. Ha. Halklar bazında söylüyorum. Yoksa lanet olası Almanya üzerinden, bilmem ne olası Amerika üzerinden falan söylemiyorum. Hükümetler bazında, yani lanet olası Alman hükümeti bazında söylemiyorum. Alman halkının içinde
ya bu Siyonistler terörist, bu Filistinlileri de göz göre göre katlediyorlar diyen kaç insan var ondan söz ediyorum. Bütün dünya hayatını durdurmuş durumda. Bak bütün dünya hayatını durdurmuş durumda. Bu Siyonist terör örgütü orada bir devlet kurabilsin diye bütün dünyanın anasını ağlatmış durumdalar. Bugün Biden diyor ki bir İsrail olmasaydı burada bir İsrail daha icat ederdik zaten diyor. Gördünüz mü açıkçası? Evet. Bir burada bir İsrail olmasaydı bir İsrail daha icat ederdik diyor. Ne demek istiyor? Ana gayesini açıklıyor adam yani. Ne demek istiyor? Ben zaten diyor bu coğrafyaya bir çıbanbaşı olarak, bir terör topluluğu olarak, bir terör organizasyonu olarak zaten bir ülke kurardım. Onun adı İsrail oldu bu sefer diyor. Onun adı İsrail oldu bu sefer. Artı PKK'yı da kurmaya çalıştım. PKK'yı da kurmaya çalıştı ama çok güzel dayanışıyor PKK ile İsrail ha. Dün çok, gördün mü Avrupa'daki gördüm, fotoğrafları? Gördüm. Çok güzel dayanışıyorlar. PKK'nın Müslüman Kürtlere yapmaya çalıştığı şeyi dün onu yazdım. PKK'nın Müslüman Kürtlere kurmaya çalıştığı tuzağı 20 yıl yazsak, çizsek o iki fotoğraf karesi kadar anlatamayız. Evet. Elinde İsrail bayrağı dalgalandıran Kürtler ve Amerikan bilmem ne elçisinin yanında galiba Berlin elçisi bir şey elçisi böyle süt dökmüş kedi gibi duran bir takım adamlar. Dolayısıyla savaşın kimle kimin arasında olduğuna dair biz kafamızda bir soru işareti oluşturmak istesek bile İsrail bizde bir soru işareti bırakmadı. Bu savaş çok net ve ya sen şimdi falan ya ne sen şimdisi abi ne sen şimdisi ne sen şimdisi bana bunu tane tane izah edebilir misiniz? Şimdi ne yapayım ben? İnsan hakları bazında mı konuşayım? Avrupa'nın değerleri bazında mı konuşayım? Sipariş gelmiş ama ketçap eksik yazıyor abi İsrail'in Telegram kanallarında. Evet. Bu insanlarla müzakere yok. Bu insanlarla barış yok. Bu insanlarla alınabilecek herhangi bir insani mesafe yok. Bunların anladığı tek şey, Kabbani'nin dediği gibi tek yol var Filistin'e gider. O da tüfeklerin ucundan geçer. Başka bir şey yok. Yani ne somut adımı, ne bilmem nesi, ne şunu, ne hiçbir şey yok abi. Bu akıl hastası terörist topluluğun, herhangi bir müzakereyle, herhangi bir barış anlaşmasıyla, herhangi bir uluslararası baskıyla falan geri adım atabileceğini düşünen herkes ya çok iyi niyetli bir ahmaktır ya da doğrudan bunlarla iş tutuyordur. Doğrudan ben artık iş tuttuklarını düşünüyorum İsmail Kılıçarslan. Yok şöyle. Sıradan insanlar şunu düşünüyorlar. Ya Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika. O bir beklenti. Tabii ya bir beklenti. Ya bir şey desinler de İsrail silah falan. Yok. Siyonizmle müzakere edilmez. Yani bunu artık anladık mı? Müzakereye abi bunu ben 1987 dedim Aydın abiye. Zannediyorum 87 olabilir zihnim beni yanıltmıyorsa. Bunu ben o görüntüyü izlediğim gün anlamıştım. 3-4 asker elinde herhangi bir silahı olmayan Filistinli bir gencin kollarını iki taşın arasına koyup taşlarla kırdığında anlamıştım. Ve ben 2023 yılında Hamaslı militanların, Hamaslı mücahitlerin, Hamaslı savaşçıların hangisini alırsanız Hamaslı askerlerin, Filistinli askerlerin, Filistinli mücahitlerin o kendilerine layık görülmüş duvarların dışına çıkıp pıt 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 Siyonistleri öldüre öldüre gitmesini 1987 yılından beri bekliyorum. Aklımın erdiği yıl olduğu için söylüyorum. Çünkü Siyonistlerle herhangi şekilde müzakere yok. Yapılamaz, yapılamıyor. Gönül ister ki yapılsın, oturulsun, konuşulsun. Ama Hitler'den gram farkı var mı Netanyahu'nun? Bir gram farkı var mı Hitler'den? Gram farkı yok. Eli kanlı ve diyor ki
bizim rehinelerimizi verene kadar Gazze'ye herhangi bir insani yardım girmeyecek. Çok korktu Gazze'liler. Korkudan öldüler yani. Dün hastane bombaladın, öldü Gazze'liler korkudan. İsmail Kılıçarslan, bir gelişme var. Aslında bugün duyurulmuştu. Türkiye 3 günlük yas ilan etti. An itibariyle Türkiye 3 gün yasta. Dünkü İsrail'in hastane katliamından sonra kavramlaştırmak da gerekiyor değil mi? Pazar yeri katliamı diyoruz ya Saraybosna'da. Hastane katliamı. Bunun adı da hastane katliamı. Yani artık bundan sonrası biraz kültür ve içerik üreticilere de düşüyor. Onu başka zaman konuşuruz ama ben şu cümlenden bir Aydın Ünal'a dönmek istiyorum. Aydın Ünal, İsmail Kılıçarslan dedi ki artık Siyonistlerle, İsrail'le müzakere yapılmayacağını çok net bir şekilde anladık. Kafamızda soru işareti kalmadı. Benim zaten yoktu dedi ama kamuoyunun kalmadığını düşünüyorum dedi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi özellikle son 10 yılda bu yönde bölgede adımlar atılmaya çalışılıyordu. Yani bunu hepimiz gördük. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerinde ciddi bir yumuşama oldu İsrail'e karşı. Önemli adımlar atıldı. Mısır'da böyle bir değişiklik olmadı. Çünkü zaten Mursi'nin devrilmesi, Sisi'nin gelmesi burada bir İsrail lehine darbeydi. İsrail darbesi ya da İsrail lehine bir darbeydi. Mısır zaten İsrail'in avuçlarında bir ülkeydi. Ürdün'ü biliyoruz. Ürdün'ün ilk kurulması, yani Ürdün'ün o bölgede İngilizler tarafından ilk kurulması ve tasarlanması zaten İsrail'in arka bekçiliğini yapmak amaçlıydı. Dolayısıyla birkaç ülke vardı. İşte o da halkların tabanın baskısı nedeniyle İsrail'e karşı yumuşak davranamıyordu. Son 10 yıl içinde bu konuda ciddi adımlar atılmak istendi. Hatta bir takım planlar da ortaya çıktı. İşte Filistinlileri oradan alalım, Sina Yarımadası'na götürelim veya başka bir yere götürelim. Orada bağımsız bir devlet kurulsun ve bu mesele sona ersin gibi bir takım planlar, bir takım teoriler de ortaya atıldı. Bizde de maalesef bir dönem artık bu savaşın herkesi yorduğu, bir uzlaşmaya, bir barışa ulaşılması gerektiği, biraz daha itidalli, biraz daha işte barış üzerinden gidilmesi gerektiği yönünde bir anlayış hakimdi. Bu son çatışmalar ve İsrail'in bu gaddarlığı bütün bu ihtimalleri masadan kaldırdı. Ya bu zaten bir yanılsamaydı. İsmail'in de çok güzel anlattığı gibi bir Siyonist'le anlaşamazsınız. Yani insanlar şunu düşünüyorlar. Şu andaki haritanın orta kısmında delik deşik olmuş bir Batı Şeria var. İşte El Fetih kontrolünde. Bir de Akdeniz tarafında batıda Gazze Şeridi var. Sanki buraları İsrail işgal ettiği zaman bu iş bitecek gibi bir beklenti var, bir duygu var. Hayır, bitmeyecek. Bunu da defalarca konuştuk, yazdık. Yani eğer Gazze'lileri oradan kovabilirse sonra Batı Şeria'ya yönelecek. Hadi diyecek yani, siz de nereye gidiyorsanız gidin, orada katliama, orada soykırıma başlayacak. Orası bittiği zaman başka bir yere yönelecek. İşte Türkiye'ye doğru yönelecek. Belki Lübnan üzerinden, belki Suriye üzerinden. İşte Urfa'ya yönelecek, Adana'ya yönelecek, Gaziantep'e yönelecek. Bu adamların varlık sebebi. Yani bunun için yaşıyorlar adamlar. Adamların dini, o tahrif ettikleri dinleri zaten bunu emrediyor. Hiçbir şekilde durmayacak. Filistin'i temizlese, orada etnik soykırımı halletse, çözse bile orada durmayacak zaten. Devam edecek. Onun için bir Siyonist'le uzlaşılması mümkün değil. Ya bir de şöyle bir şüphe oluyor her zaman kafamda. Bu Biden olsun. Dün çok trajik bir fotoğraf vardı Ersin, İsmail. Bu Almanya Başbakanı'ydı herhalde değil mi? Havaalanında yere yatırdılar. Yani bu siren çalmış da işte güvenlik tedbiri nedeniyle yere yatırılmış bir fotoğraf yayınlandı böyle. Ben orada bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. O sirenler %100 mahsus çalındı ve Almanya Başbakanı'nın burnu yere sürtüldü orada bir kere daha. Ya bu Almanya güçlü bir devlet. Avrupa'da güçlü bir devlet. Tamam, biz soykırım girişiminde bulundular. Bunların dedeleri 1939'dan itibaren. Bunun bedelini daha ne kadar ödeyecekler? Yani Almanya işte Versay Anlaşması ile birlikte ulusal gururu kırılmıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in peşine takıldı. Şimdi yeniden Almanya'nın ulusal gururuyla oynuyorlar. Almanya'nın burnunu sürtmeye çalışıyorlar ve bu konuda hiçbir geri adım atmıyorlar. Dünkü fotoğraf çok tarihi bir fotoğraftı. Şöyle bir kaygı da taşıyorum. Bunlar Müslümanlara düşman bu barbar Haçlılar ama sanırım Yahudilerden de en az bizim kadar nefret ediyorlar ve İsrail'den çıkıp geri topraklarına geleceklerinden korkuyorlar herhalde. Onun için biraz da destek veriyorlar. Çünkü orada bir İsrail devleti olmasa bunlar Avrupa'ya yayılacak, Amerika'ya geri gidecek. Belki de bunu istemiyorlar. Ama her ne olursa olsun çok yani burada bir katliama, bir soykırıma müsaade ediyorlar. Müsaadeyi bırakın, destekliyorlar. Dolayısıyla bizim hesabımız da sadece Siyonistlerle değil, yani bu barbar Haçlılarla da, bu gavurlarla da bir hesabımız var. Unutulmayacak bir hesabımız var. Yani ne olduklarını, şimdi Birleşmiş Milletler devreye girsin, Güvenlik Konseyi toplansın, Birleşmiş Milletler ateşkes ilan etsin, BBC şöyle davransın, Deutsche Welle böyle davransın. Yok kardeşim, yapmayacaklar. Yani bunlar insani davranmayacaklar, bunlar tarafsız davranmayacaklar. Bunlar zulmün, soykırımın, katliamın, bebek ölümlerinin karşısında durmayacaklar. Bunlar destekleyecekler. Çünkü bunların genetiğinde bu var, bunların tinetinde bu var. Gavur demek bu demek zaten. Gavur demek işte bebek öldürenlik. Eğer Müslüman öldüremiyorsa kendi içlerinde öldürüyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 80 milyon insanı öldürdüler. Bunların hepsi Yahudi değildi. Birbirlerini de öldürdüler. Hristiyanları da öldürdüler. Kendi mezheplerinden, başka mezheplerinden adamları da öldürdüler. Bunlar vahşi. Bunlar barbar. Bunun unutulmaması lazım. Bu tekrar ediyorum. Filistin meselesi bize bunu gösterdi tekrar. Ya bunların maskesini tekrar düşürdü. Şimdi algı operasyonlarıyla biraz yumuşatmaya çalışıyorlar. Bir süre geçtikten sonra, iş unutulduktan sonra ya işte uzlaşılır mı? Hamas da şunu yapmasa mı acaba? Filistinler de masaya otursa mı acaba diye bir yumuşama dönemi, bir itidal dönemi oluyor. Şunu yapmamız lazım. Türkiye'de AK Parti İslamcı bir parti değil. Ya zaman zaman işte siyasal İslam böyle bir şey falan diyerek AK Parti'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. AK Parti biraz daha geniş kitlelere hitap eden bir parti ve kendisini hiçbir zaman İslamcı olarak nitelendirmedi. Ama Türkiye'de İslamcı bir kitle var. Veya işte hani İslamcı kavramını kabul etmeseler de dindar, mütedeyyin, muhafazakar ve bu konuda hassasiyeti yüksek bir kitle var. İsmet Özel ona bize %6 derler demişti. %6'ydı herhalde değil mi İsmail? Doğrudur abi. Yani şu anda %20'lere, %30'lara ulaşmış bir kitle var. Çok dinamik bir kitle. Yani hem kendisini yetiştiren, birikimi olan, sabırlı, olgunlaşmış, bütün bu acılardan ders çıkarmış, ibret çıkarmış, kendini tazeleyen bir kitle var. Çok dinamik bir kitle var. Hani bu İslamcılar nerede, Gazze'ye gitsinler vesaire diyorlar da İslamcılar her yere de gidiyorlar. Geçen hafta da söyledim. Keşmir'e de gidiyorlar, Hindistan'a da gidiyorlar. İslamcılar Afganistan'a da gidiyorlar. Gazze'de. Bosna'ya da gittiler. İşte Gazze'ye bütün varlıklarıyla destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Her yerde varlar. Hiç kimsenin olmadığı kadar varlar. Bir araya gireceğim müsaadenle. Cumhurbaşkanı Erdoğan yas ilanını paylaştı sosyal medya hesabından. Şimdi ekranlara da getirdi arkadaşlar. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yas kararını bu şekilde duyurdu ama İsmail Kılıçarslan, biz şunu biliyoruz ki Erdoğan'ın söylemek isteyip de söylemediği çok fazla cümle var. Çünkü o bu Filistinlerin hamisi olma, manevi lideri olma şeyini asla bırakmadı. Şehitlerimiz dedi tweetinde. Yani o evrensel dil vardır ya, hani hiç girmedi. Ama bir taraftan da herkes dünden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Gerçekten böyle bir şey var. Dünya da bakıyor Erdoğan ne diyecek diye. İslam dünyası bakıyor. Şöyle ben Türkiye'nin İsrail'le ilişkileriyle, sevgili Ersin Çelik, bir şey itiraf edeyim mi?
neredeyse hiç ilgilenmedim. Sebebi şu. Bunu da defalarca yazdım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasıyla kendi dış politikamı eşitlemem. Çok saçma olur zaten. Öyle bir mecburiyetin çok de yok. Saçma duruşun da yok. Gerek çok yok. Saçma olur. Dolayısıyla şimdi bu arkadaşlara şey demeye çalışıyorum ben. Asla anlamıyorlar. Kardeşim, bana yönelttiğin bu soruyu ben de yöneltiyorum. Mesela Türk askeri Gazze'ye müdahale etmeli mi? Eder mi? Bilmem. Ben etsin isterim. Kendi adıma. Yani garantör olarak, koruyucu kuvvet olarak, orada barış ve sükûnü sağlamak üzere ben isterim. Kendi adıma. Niçin istemeyeyim? Bunu Doğu Türkistan için de isterim. Bunu Suriye için zaten istiyorum. Dünyanın bütün mazlum ve mağdur coğrafyalarına Türk askerinin gitmesini isteyen bir dış politika gidiyorum ben. Kendi adıma. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve İsrail konusunda geliştirdiği dış politikayı zaman zaman çok beğeniyorum. Zaman zaman eleştirilerim oluyor bu politikaya. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın şehitlerimiz diye bahsetmesi bence çok kritik ve çok güzel bir şey. Bununla gurur duyuyorum. Ama yarın niçin hala İsrail Büyükelçisi'ni Türkiye'den defol demiyoruz İsrail Büyükelçisi'ne sorusunu da yedeğimde taşıyorum. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle eşitlemek zorunda hissetmiyorum bu konudaki fikirlerimi. Ben yeryüzünden son Siyonist silininceye kadar Siyonizmle mücadele etmekten yanayım. Yani ben artık sonuncusuyum, beni bırakın diyeni de ortadan kaldırmaktan yanayım. Etkisiz hale getirmek manasında söylüyorum. Nevşin falan şikayet etmesin beni şimdi durduk yerde. Eder. Etsinler, etmezlerse hatırım kalır. Etmezlerse hatırım kalır. Yeryüzünden son Siyonist de, yeryüzündeki son Siyonist de insanlara zarar veremeyecek duruma getirilene kadar Siyonizmle mücadele etmekten yanayım. Üstelik benim sırtımda yumurta küfesi yok. Rusya emperyalizmine de, Amerikan emperyalizmine de, Çin emperyalizmine de, Avrupa Birliği emperyalizmine de, emperyalizmin bütün biçimlerine de gönlümce karşı çıkabilirim. Gönlümce düşmanlık edebilirim. Emperyalistler arasında bir sıralama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Rusya emperyalisttir canı cehenneme. İran emperyalisttir. Rusya, Çin emperyalisttir. Avrupa Birliği emperyalisttir. İngiltere emperyalisttir. Başımıza ne geliyorsa da emperyalist olmadığımız için geliyor. Hiç ayırmıyorum. Bunları birbirinden hiç ayırmıyorum. Ve bir önem sırasına da koymuyorum bunları. Emperyalist emperyalisttir. İnsan onuruna düşen emperyalizmle mücadele etmektir. Siyonistler emperyalisttir. İnsan onuruna düşen onlarla mücadele etmektir. Ha, Arap ülkeleri ne yapmış? Vallahi bana ne? Bana ne? Türkiye'deki bana ne? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, evet. Filistin ve İsrail konusundaki dış politikasını da büyük oranda beğeniyorum, evet. Ama dün memleketi Ahmet Necdet Sezer yönetirken de, dün memleketi Mesut Yılmaz yönetirken de, dün memleketi Tansu Çiller yönetirken de ben Siyonizmin yeryüzünden silinmesi gereken bir terör organizasyonu olduğunu düşünüyordum. Bugün itibariyle de aynısını düşünüyorum. Hani pozisyonumu, burada pozisyonumu kimseye hizalamak zorunda hissetmiyorum kendimi demeye çalışıyorum. Türkiye burada rol oynar mı? Keşke oynasa. Bütün kalbimle isterim. Bütün duamla isterim. Yani aktif, müdahil, savaşı durdurmaya dönük fiziki bir müdahale yapılacaksa bunun Türkiye'den gelmesini isterim. İnşallah derim buna. Ama zor görünüyor. Adını koyalım. Zor görünüyor. Yani mini 3. Dünya Savaşı'nı bütün dünyaya yaygınlaştırmayı kimse göze alamıyor çünkü henüz. Ama bir nokta gelecek. Yani Batı ve Amerika
bu yaptıklarını yapmaya devam ederse bütün dünyayı kapsayacak bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmaması neredeyse olanaksız. Pozisyon olarak olanaksız. Noktaya doğru gidiyoruz. Çok net. Dolu dizgin gidiyoruz. Yani yarın Kuzey Kore lideri neydi adı? Vallahi bir şey kim bilmem ne. Yarın Kuzey Kore lideri İsrail'e bir füze atabilir. Büyük bir nükleer füze. Ve bu birdenbire 3. Dünya Savaşı'nı bütünüyle başlatabilir. Yarın Ürdünlü aşiretler sınır kapısını, gerçekten Ürdün'ün bütün savunmasına rağmen, sınırı savunmasına rağmen sınır kapısını aşabilir ve İsrail'le fiziki olarak savaşmaya gidebilir. Yani bunların olmayacağını mı düşünüyoruz? Hastanenin de vurulmayacağını düşünüyorduk. Vurdu ama terör organizasyonu. Vurdu ama. Yani dünyanın en akıl dışı, dünyanın en geri zekalı terör organizasyonu hastane vurdu. Yarın 1 milyon Ürdünlü sınır kapısını kırıp Ürdün'deki mevcut iktidarı da dinlemeyip savaşmak üzere İsrail'e geçerse ne olacak? Amerikan gemileri 1 milyon insan mı öldürecek Ersin? O 1 milyon insan öldüğünde ne olacak? Yani bugün Putin diyor ki Amerika'nın orada savaş gemisi olduğunu biliyoruz ama bir şey hatırlatmak isteriz. Menzilimizde. Bizim füzelerimizin menzilinde diyor. Olmayacak iş mi? Olabilecek bir iş. Ve bütün bunlar niye oluyor biliyor musun? Oradaki toplam nüfusları 5 milyon mu? Siyonist Yahudilerin. Yani evet. Oraya yakın. Toplam nüfusu 5 milyon olan bir insan topluluğu gönlünce çocuk öldürebilsin diye. Gönlünce toprak işgal edebilsin diye. Gönlünce insanı soykırıma uğratabilsin diye. Dilediği her şeyi yapabilsin diye oluyor bütün bunlar. Bütün bunlar. Ne olur abi, ne olur bu akşam Amerikan bankalarındaki bütün paralarımı çektim dese Körfez sermayesi. Petrol vermiyorum dese. İngiliz bankalarındaki bütün servetlerimi çektim. Bütün servetimi çektim. Petrol vermiyorum, doğalgaz vermiyorum dese. Ne olur abi, ne olur. Üçüncü Dünya Savaşı olur. Olmayacak şeyler mi bunlar? Bu akşam bir devrim olamaz mı? Olabilir. Yani ve bütün bunlar İsrail o geri zekalı topluluk ateşle oynadığı için olur. Yani insanlığın sonunun gelmesini göze alan bir akıl dışılıkla karşı karşıyayız. İsmail ve bunu da hastaneyi İslami Cihat bombaladı diyen adamlarla falan baş etmeye çalışarak millete anlatmaya çalışıyor. Öyle bir durumda yine de ama Hamas diyecek birilerini bulabiliriz. Buluruz. Kesin tabii ki buluruz. Tabii ki kesin buluruz. Tabii ki buluruz. Reklama gideceğiz. Ama gitmeden Aydın Nal, sana bir döneyim çünkü senin ateşin gerçekten kritik seviyede. Reklamdan sonra da ben ayrılmanı isteyeceğim açıkçası yayından. Onu da ifade etmiş edeyim izleyicilerimize. Son cümlelerini alayım senin. Çok sağ olasın Ersin. Aslında biraz önce orada kaldım. Ya Türkiye'de biz çoğunluğuz, güçlüyüz. Filistin davasını, Filistin bayrağını yüceltecek ciddi bir artık şeyimiz var, potansiyelimiz var. Yani işte birileri çıkacak, Nevşinler, İlberler, Celal Şengörler vesaire. Bunlar Siyonizmin propagandasını yapacaklar. Bunlar gibi birçokları yapacak. Bunun hiç önemi yok. Ya yani biz bunlarla baş edecek artık durumdayız, birikimdeyiz, tecrübedeyiz. Bunlar boşuna kürek çekiyorlar, boşuna çabalıyorlar. Dolayısıyla bir de şunu söyleyeceğim, yani sadece silahlı müdahaleye de gerek yok İsrail'i orada dize getirmek için veya oradan tek tek kovmak için. İlla orada savaş yapmaya gerek yok. Araplar bunu bir kere denediler, beceremediler ama yani İsmail de söyledi biraz önce, bir birliktelik, bir ittifak her şeyi orada bitirebilir zaten. Yani Amerika'yı da dize getirir, Avrupa'yı da dize getirir, İsrail'i de. Hani tükürmeye bile gerek yok yani. Höt dese İsrail orada biter. Böyle bir pamuk ipliğiyle bağlı bir ülke var orada. Pamuk ipliğiyle bağlı bir zulüm var, katliam var. Halklar bunu zorlayacaktır. Bu son olaylar da aslında ciddi manada zorlamaya başladı Arap halklarını.
İnşallah İsmail'in dediği gibi buradan kısa sürede bir devrim çıkar. Bir son nokta Kürtler meselesi, yine İsmail değinmişti ama bu İsrail'in eli her yere uzanıyor, işte Azerbaycan'a da uzanıyor, Kuzey Irak'a uzanıyor, PKK'ya uzanıyor. Ama Kürtlerin bu konuda özellikle PKK üzerinden yapılan Siyonist propagandaya karşı kendilerini sorgulamaları gerekir. Kürtler Selahattin Eyyubi'nin torunları, Kudüs'ü bağımsızlığına kavuşturan, özgürlüğe kavuşturan o muhteşem Selçuklu ordusunun fertleri Kürtler. Hakkari Caddesi var Kudüs'te, Silvan isminde bir kasaba var orada Filistin'de. Yani Kürtler o bölgenin mimarları, o bölgenin asli unsurları. Onun için asla bir Siyonist bayrağını, İsrail bayrağını sallamak ya da en küçük bir sempati göstermek Kürtlere yakışmaz. Ben Kürtlerin de bu PKK'nın bu oyunundan kaçınacaklarını, bu oyunu göreceklerini, bozacaklarını düşünüyorum. Kürtler asil bir millet ve bu oyuna, bu tuzağa gelmeyeceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Ersin, İsmail, ben gerçekten hani zor dayanıyorum. Müsaadenizle reklam sonrasında senin de izninle Ersin burada olmayacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok geçmiş olsun Aydın abi. Estağfurullah Aydın Ünal. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşursun. Reklamlardan sonra İsmail Kılıçarslan'la siyasetenle devam edeceğiz. Yeniden karşınızdayız. İsmail Kılıçarslan'la İsrail'in dünkü hastane katliamı ama genelde 12 gündür devam eden Gazze bombardımanını konuşuyoruz. Bu arada İsmail Kılıçarslan, bugün akşam saatlerinde yani şu vakitlerde İsrail yine hastane, Gazze'de kalan bir iki tane hastanenin etrafını da vurmaya devam ediyor. Şifanın etrafını, şifa sahnesinin etrafını bombaladı. Dün vurdukları hastane de Gazze'de faaliyet göstermeyi başarabilen son Hristiyan hastaneydi. Evet, Baptist kilisesinin hastanesiydi. Ve şöyle, şifa hastanesi de TİKA'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük gayretleriyle modernize olan, hastalara hizmet veren bir hastane. Orayı da bombalasınlar. Abi şöyle, şimdi geçen haftaki yayında Müslümana en çok, Seyit Kutup öyle diyordu rahmetli, Amerika'dan nefret ediyorum ama Amerika'dan daha çok Amerika'nın merhametine sığınan Müslümanlardan nefret ediyordum diyordu. Bunların merhametine sığınmaya çalışmaktan bezdik. Birleşmiş Milletler'inden, Avrupa Parlamentosu'ndan, Güvenlik Konseyi'nden, Amerika'sından, İngiltere'sinden, bunlardan merhamet dilenilmez. Bunlar da çünkü bizden daha keskin bir bilinç var. Bizim bilincimiz yaralı bilinç. Bunların bilinci çok keskin. Bunlar aslında dünyada neyin karşısında durduklarını çok net biliyorlar. Çok net biliyorlar. Şimdi gevşek davranan, hümanist biziz. Davranan biziz. Çünkü o 300 yıla, 400 yıla, 500 yıla dayanan emperyalist tecrübe ve yenilgi hissi bizim, tabiri caizse, zalimlere karşı, işgalcilere karşı bir empati beslememizi getirdi. Bu o gücün karşısında ezilmenin bir sonucu olabilir mi? Yani şimdi İsrail çok güçlü. Bütün egemenleri öyle, arkasına almış. 2 milyon insanı. Öyle olmasa anası Müslüman, babası Müslüman, dedesi Müslüman, ninesi Müslüman, kendisi de Müslüman olma iddiasında bir gazeteci, İsrail'i aklamak için bak kaç para alırsa alsın Ersin. Bak kaç para alırsa alsın abi. Dünyanın hiçbir parası bu Siyonistleri aklamanın günahının bedeli değildir. Bak benim bir lafım vardır Türkiye'deki İrancılara yönelik. İnşallah para alıyorsundur. Para almadan bu dert çekilmez diye. Türkiye'de İran'ın etki ajanları vardır biliyorsun. Şimdi evet, isimlerini saydırtma bana. Onlara söylediğim bir şey vardır yani. Buradan bir İran cephesi açmayalım İsmail Kılıçarslan. Açmayalım ama şöyle, onlara söylediğim bir şey vardır. İnşallah para alıyorsundur bu
yaptıklarının karşısında. Çünkü parasız bu dert çekilmez. Siyonizme gelince mesele şu. Parayla da çekilecek dert değilersin. Yani insan şu terörist organizasyonu ve yaptıklarını savunabilmek için ancak gece uykusunu unutmak, çocukların sokakta parkta oynayan çocukların yüzüne bakamamak, herhangi bir çocuğun, bir Filistinli çocuğun değil, yani yarın sokakta dolaşırken herhangi bir çocuğun yüzüne bakamamak gibi sonuçları olabilir bunun. Yani şeyin, ikimiz de o kadar yorgunuz ki dün geceledik falan filan. İsmail Kılıçarslan, böyle bir yorgunluğun şeyi yok. Bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. İnşallah başka yorgunluklar yaşarız. İnşallah. Değecek yorgunluklar yaşarız, öyle diyeyim. Burada çıkış nerede? Burada çıkış nerede? Belki onu konuşmak lazım. Yani şimdi Ümit Özdağ, bizim Filistin diye bir davamız yok mu diyor. Tamam, yok. Yok. Ümit Özdağ mesela, bir Ümit Özdağ ve Nazi yavrularına geniş çaplı bir boykot başlatabiliriz mesela. Yok mu diyorsun abi? Tamam, yok. Sen de bizim için yoksun. Ve senin yokluğunu ispat için şöyle şöyle şeyler yapacağım diyebiliriz mesela. Mossad ajanı olur mu insan ya? Ya insan mesela Türk olduğu iddiasında bir insan Mossad ajanlığı yapabilir mi? Mossad etki ajanlığı yapabilir mi? Mossad etki ajanlığı yaptığını gördüğümüz herkese boykot tarifesi uygulayabiliriz mesela. Sosyal medyada takip etmeyerek bunu mesela. Yapabiliriz. Basit mesela. Bir şey. Bu yapılabilecek bir şey yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyor olmasına rağmen, buranın vatandaşı olmasına rağmen, İsrail ordusuyla gönüllü olarak İsrail ordusunda savaşmaya giden vatandaşları vatandaşlıktan atma çağrısı yapabiliriz mesela. Atma çağrısı yapabiliriz mesela. Bak ne oldu biliyor musun abi? O burger markası, adını verebiliyor muyuz? Verebiliriz galiba. Zaten biliniyor. McDonald's ücretsiz karınları tok olarak çocuk öldürebilsinler diye Siyonist askerlere, biliyorsun, ücretsiz cepheye servis. Ücretsiz cepheye servis yaptı. Para da almadı biliyorsun. 10 binlerce ürün dağıttı. 5 tane askerlere özel restoranı, mobil restoranı faaliyete geçirdiler. Burada tepki dalgası başlayınca buranın McDonald's'ı dedi ki ya o ayrı, ben ayrı. Ben başka bir işletmeciyim, başka bir işletme firmasıyım. Ben hemen Filistin halkına 1 milyon dolar nakit gönderiyorum dedi. Ölmezlerse. O para onlara. Ama şunu şey demeye yapacak. Çalışıyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Sonuç almak zor değil. Zor olan ne biliyor musun? Zor olan birlikte hareket edebilme kabiliyetimiz. Yoksa sonuç almak zor değil. Yani McDonald's'ı, hele bak Starbucks konusunda. Dilediğimiz sonucu alabiliriz biliyor musun? Sebebi şu, Starbucks nüfus başına düşen en yoğun restoran, kafe sayısı. Kafe sayısı Türkiye'de. Yani yarın bin civarında olur. Bak abi, sadece 2 gün, bak 3. gün değil, sadece 2 gün Starbucks'tan kahve almasak, Türkiye'deki bütün insanları kastediyorum, Starbucks bu kadar rahat davranmıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu bir boykot çağrısı olsun diye söylemiyorum. Yok, tavır. Yani, tavır. Tamam. Bunu birlikte hareket edebilme önerisi olarak söylüyorum. Tam en kritik yere geldik. Bununla da çok muhatap oluyoruz. En kolay yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz meselelerden biri ya da dile getirdiğimiz. Hemen boykot edelim. Ama bu iradeyi ortaya koymakta şeyiz, istikrarlı değiliz. İkincisi, bu birlikte hareket edemiyoruz meselesi var ya. Asla edemiyoruz. Edemiyoruz. Yani aslında bir meselede potansiyelimizin, gücümüzün farkına varmıştık. Onu anlatayım. WhatsApp. Hı. Biliyorsun, üçüncü taraflara datayı verecekti, satacaktı, para kazanacaktı. Türkiye'de 44 milyon abonesi vardı WhatsApp'ın.
bir sürede yani 10 günde bir haftada yaklaşık 2 milyon kullanıcı WhatsApp'ı telefonlarından kaldırdı. Kaldırdı şimdi. Ben de onu 6 ay boyunca kullanmadım. Bu WhatsApp için çok yüksek bir oran değil. Türkiye'deki abone sayısıyla hesapladığımızda yani 0.5 bile etmiyor. Ama orada başka bir şey oldu. Kalan WhatsApp kullanıcılarından yaklaşık 15 milyonu ikinci, üçüncü uygulamaları da telefonla indirdi. Çünkü onu takip edebiliyorlar ya. WhatsApp dedi ki bir dakika benim alternatifimi bulmuşlar. Bunu bir Hindistan'da yaptılar. Bir de Türkiye'de yaptılar. Geri adım attılar, uzattılar. Hindistan'da boy boy, Hindistan'da WhatsApp'tan çıkılsa şey çöker, platform çöker. Sistem çöker. Yani nüfus olarak, kullanıcı sayısı olarak. Muhtemelen 450-500 milyon şeyi var, kullanıcısı var. Türkiye'de de geri adım attılar. Dediler ki hayır, önce Mayıs dediler, şu dediler, bu dediler. Demek ki bir kullanıcı, bak bir kullanıcı bir platform için inanılmaz önemli. Çünkü orada kullanıcının kendisi değil, data önemli. Para o, çağın petrolü, madeni dediğimiz şey, büyük veri. Burada işte sen Starbucks örneğini verdin. Nakit para veriyorsun ya, direkt. Hani cash para denir ya. Al dolaşıma sok. İşte dediğin gibi bir fincan kahveden bahsediyoruz ya. Senin Gazze'ye yardımın, bak Gazze'ye yardımın, Gazze halkıyla dayanışman bir fincan, bir karton bardak kahve içmemek. Bak para vermiyorsun ekstra. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü hani o anlatırlar ya, Hindistanların artık İngiliz sömürgesinden kurtulmak için yaptıkları Gandhi'nin verdiği şey. Keçi, tuz yürüyüşü. Tuz yürüyüşü. Ve keçi sütüyle beslenme meselesi. Beslenme meselesi. İngiliz firmalar ne yaptılar? Dediler ki batacağız. İngiliz devletine dönemin baskı yaptılar. İşte haklarını verelim vesaire. İşte bu paranın böyle bir yaptırıcı gücü var. Yani elindeki paranın da, kazanacağın paranın da. Ama birlikte hareket edebilirsen. Evet işte. Yani yarın Starbucks'a gidip içmeyeceği halde 10 fincan, 10 bardak kahve satın alan insanlar dolu olabilir aramızda. Ersin, bir hadis-i şerif üzerinde tekrar düşünme şansı da bulduk biz bu süreçte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, bir kötülük gördüğünde onu elinle. Elinle güç yetiremiyorsan dilinle. Dilinle de güç yetiremiyorsan değiştirmeye, bari kalbinden buğz et diyor. Ben bu buğz et kısmına, bak yalan yok, ben bu buğz et kısmına hep biraz teselli gibi. Yani ya imanın o kadar zayıfsa, akiden o kadar zayıfsa, Müslümanlığın o kadar zayıfsa, hiç olmazsa buğz et gibi anlamıştım hep. Tecellisini şurada gördük. Abi Allah bazen insanların elinden buğz etmeyi bile alıyor. Kayıtsız kalmak. Hani ki imanı en zayıf olanlardır diyor kayıtsız ya. Kayıtsız kalmak bir aşama. Bir de mesela Ümit Özdağ gibi olmak var, Allah etmesin. Ümit Özdağ gibi olmak. Bu arada sen Ümit Özdağ boykot falan edemezsin. Ha, ederim ederim. Şöyle. güldürdün beni. Şu durumda güldürdün beni. Şöyle abi. Buğz edememek bir tarafa, yani kayıtsız kalmak bir tarafa, bir şey hissetmemek bir tarafa, zalimden yana olmak diye de bir şey var. Evet. Allah göstermesin. Yani dolayısıyla kalbiyle buğz eden bir Müslüman gördüğümüzde elbette diliyle onu düzeltmeye çalışan Müslümanın ondan üstün olduğunu düşünelim. Elbette diliyle düzeltmeye çalışan Müslümanı, Müslümana nazaran eliyle doğrudan düzelten bir Müslüman gördüğümüzde onun daha üstün biri olduğunu düşünelim, ama bir de aklımıza şey gelsin. Buğz bile edemeyenler var. İşte orada imansızlık. Tabii artık orası. Hadisten bakarsak öyle bir sonuç çıkıyor. Ya Ersin, artık şurada kafam çok net. Şimdi bunu da inşallah şu savaş bir an önce biterse bunu da yazacağım. Türkiye'de lanet bir kampanya yürütülüyor çok uzun süredir.
Lanetli bir kampanya. Diyorlar ki İslamcılık sizin, Müslümanlık bizim olsun. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. İslamcılık sizinle bizim aramızdaki anlayış farkının altını çizebilmek için bulduğumuz bir şey. Bu İslamcılıktan kasıtları da siyasal İslam. Evet, evet. Siyasal İslam'dan kasıtları da AK Parti'yi destekleyen, Filistin'i destekleyen, destekleyen düşünce. Doğu Türkistan'ı destekleyen. Evet. Şimdi o konuda da bir şey söyleyeceğim ama şurayı bitireyim. Diyorlar ki İslamcılık sizin, Müslümanlık bizim. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Biz İslam'ın bütün dünya için bir hayat nizamı barındırdığına inanmadan insanın Müslüman olamayacağını savunuyoruz. Bunun için bize İslamcı diyecekseniz başımız gözümüz üstüne. İslam bütünüyle bir hayat nizamı öneriyor. Ve o öneriyle geliyor dünyaya. O öneriyle gelmiş. Şimdi Yeni Şafak neyle suçladı bazı gazeteciler? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere, Yahudilerden hangi ayetlerle bahsettiğini haber yaptık diye. İşte Maide suresinin 51. ayetinden başladık. Ne yapalım abi? İnkar mı edeceğiz? Yani konsül yapalım olmazsa. Çıkaralım. İşte İslamoğlu, eli açık, Öztürk falan konsüle katılsınlar. Bu seküler ablaların, bu İsrail destekçisi gazetecilerin falan istediği şekilde Kur'an-ı Kerim'den bazı bugünkü duruma uymayan ayet-i kerimeleri çıkarsınlar. Öyle yani geliştirilmiş bir versiyonunu yapsınlar yani Kur'an-ı Kerim'in. İşte Maide suresinin 51. ayeti dost edinmeyin diyor ya, çok net. Şimdi ne yapacağız abi bunu? Onlara oradaki, benzersiniz diyor. Oradaki dost ifadesi biliyorsun. Oradaki dost ifadesi biliyorsun. Arkadaşlık demek değil. Mevla diyor, evet. Allah-u Teala. Yani kendinize önder, rehber, lider. Görmeyin onu. Görmeyin, edinmeyin. Yoksa insani ilişki sürdürmeyin demek değil. Öyle olsa... Kestiklerini... Öyle olsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefatından önce bir Yahudi'den borç almazdı. Ahirete irtihal ettiğinde zırhı bir Yahudi'de rehin olmazdı. Ehli kitabın kestiği yenilir fetvası var. Onun için orada dostu doğru anlamak lazım. O ayet-i kerime üzerinde. Ama ne yapacağız? Var bu. Var bu. Yani üzgünüm ama standart bir Hanefi Müslüman günde 40 rekat Fatiha suresi okuyor namazda. Evet. Ve orada delalete uğramışların ve yoldan sapmışların yoluna değil, bizi dost doğru yola ilet diye Rabbimize yalvarıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün tefsirlerinde sevgili Ersin, delalete düşmüş ve yoldan sapmışlar Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'i mi değiştirelim? Senin paşa gönlün istiyor diye. Sen dinini değiştir bence. Daha kolay. Yani ne geldin yapıştın bizim dinimize? Ya git, makarna dini var, ona falan inan yani. Ne bileyim, yoga yap, bir şey yap yani. Ne yapıştın geldin bizim dinimize? Bizim din böyle. Yahudiler hakkında Allah-u Teala ne söylüyorsa odur bizde yani. Hristiyanlar hakkında ne söylüyorsa odur. Üzgünüm. Yani sevgi pıtırcığı bir din değil ki bu. Bir peygamber zırhını giydiğinde onu çıkarmaz buyuran aynı zamanda bir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmetiyiz. Ama tam bu esnada ne oluyor biliyor musun Ersin? Türkiye'de bazı hocalarımız, her zaman çok sert fetvalarını bildiğimiz bazı hocalarımız birdenbire İslam'da ve Kur'an-ı Kerim'de azınlıkların hakları meselesini birden gündemimize sokuyorlar. Ortada fol yok, yumurta yok. Türkiye'de Yahudi vatandaşlara yönelmiş bir öfke yok. Türkiye'deki Yahudi vatandaşlara yönelmiş bir öfke yok. Bir eylem yok. Birden gayrimüslim haklarıyla ilgili sevgi pıtırcığı olmuş bir hocamız, sert fetvalarını bildiğimiz hocamız birden abi bütün tarlaları sürmek mümkün olabilir mi gerçekten ya? O kadar çok tarla sürülmüş ki Türkiye'de Ersin. O kadar çok tarla sürülmüş ki artık
aklımız yerinden uçacak. Yani oraya bakıyorsun o tarla sürülmüş. Buraya bakıyorsun bu tarla sürülmüş. Biliyorsun esir alınmış İsrailli asker kızlar hakkında uf şunlara bak fıstık gibi yazan herifi FETÖ'cülükten gözaltına aldılar. Silah kaçakçılığı da varmış. Aracılık yapıyormuş. Mis gibi değil mi? Yani FETÖ'cülük var, FETÖ iltisakı var, silah kaçakçılığı var. Ve bu adam ilk gün Müslüman ahlakında asla olmayan, Müslüman fıkhında, cihat fıkhında asla olmayacak şekilde uf şunlara bak manken gibi kız yazan herifi an itibariyle paketledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu herifi de bize yazacaklardı az kalsın. Zaten mesele oydu. Yani mesele oydu. O herifi yani. De bize yazacaklardı az kalsın. Abi biz hani savaşmak nedir biliriz. Başka şey. Ya onları biliriz ya. Yani. Bizim bu konuda cilt cilt kitaplarımız ya, var. Hani Aliyan'ın o hep tekrarladığımız sözü var ya. İşte düşmana benzemeyeceğiz. Tabii. Biz orada hiç eşiği aşmadık. Tabii. Toplum olarak. Hiç demeyelim. Hiç demeyelim. Kemalist azgınlığın gazıyla 6-7 Eylül ha, olayları o. diye çok yüz kızartıcı bir olayımız var maalesef. O, öyle bir kare lekemiz ama, var. Ama tamam. Benim sorunum değil. Kemalist azgınlık her gün dozu artırdı 6-7 Eylül olaylarına. Bu arada biliyorsun orada da bir yalan haber var. Tabii. Merkezinde. Yani 70 yıl önce belki sosyal medya yok ama bir gazetenin atamızın evini Rumlar bombaladı yalan haberi var. Tabii. Bugün de yalan haberle aynı mücadeleyi veriyoruz. Bugün de Filistinliler toprak sattı. O yüzden İsraillerin Filistinlileri öldürmesi normal diyen adamlarla uğraşmak zorunda. Ya da işte bebeklerin kafalarını kestiler, tecavüz ettiler, üstlerini soydular. Yalnız bebeklerin kafalarını kestiler haberini olağanüstü hızla yayan insanlar. Hastane meselesinde bunun bir araştırılması lazım dediler. Korkunç bir noktaya geldik. Ve fakat bunlardan merhamet dilenmenin sonu yok. Bunlarla müzakerenin bir yolu yok. Artık sadece dünya Müslümanları ikiye ayrılacak bence. İzzet ve şerefiyle yapması gerekeni yapanlar. Dinine devam edenler. Eliyle, diliyle ya da hiç olmazsa kalbiyle buğz ederek. Savaşın nerede olduğunu, nerede verildiğini bilenler bir taraf. İzzet ve şeref kavramıyla alakadar olmayan ama Müslüman olduğunu iddia eden taraf bir taraf. Siz bir taraf, biz bir taraf. Şimdi biz Rabbani, siz Hasmani, siz bir taraf, biz bir taraf. Olay bu. İş buraya geldi. Niye biliyor musun? Hastaneyi vurmasaydı dün, bu hastane katliamı olmasaydı dün, hala en nihayet diyebilirdik ki çocuklarımızı öldürüyor olmasına rağmen havadan attığı bombalarla. Hala diyebilirdik ki kardeşim bu bir savaş. Ama dün itibariyle hastane katliamı yapıldığı anda bu bir soykırım. Bu bir soykırım artık. Yani eşitler arasında olmadığını zaten biliyorduk. Şimdi bir de ona da bayılıyorum ben. Ona da hasta oluyorum. Şimdi biz Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimizin, Hamas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin'de yaşayan kim varsa onun zafere ulaşması için dua ediyoruz ve bu yönde hareket ediyoruz diye bizi dünyanın gerçeklerinden bihaber olmakla suçlayan bir sürü insan var. Kardeşim biz dünyanın gerçeklerinden bihaber insanlar değiliz. Biz dünyanın gerçeklerini değiştirmek isteyen insanlarız. Yani bu İsrail çok güçlü diyerek sinmek yerine bunlar bir tokat diyen hayatları gözlerinin önünden Gazze şeridi gibi geçer diyen insanlarız. Her şey bir rüzgara bakar diyen insanlarız. Şimdi ellerinde kaç nesil drone var bilmiyoruz. Yani, Mossad da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Bütün kaç tane roketleri var bilmiyoruz. Tank savarları ne durumda bilmiyoruz Filistinli kardeşlerimiz. Fosfor bombası kullanıyorlar ya aleni ha, bir şekilde. Üstüne fosfor bombası atıyorlar. Ama karadan Gazze'ye girdiklerinde İsrail ordusunun neyle karşılaşacağına dair hiç kimsenin bir fikri yok. Biz çünkü her şeyin bir rüzgara bakabileceğini düşünüyoruz.
ilk öldürdüğün Siyonist köpeğin silahıyla bütün bir savaşı kazanabileceğimizi hayal ediyoruz biz. O yüzden real politik üzerinden konuşmak yerine Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz. O yüzden real politik konuşmak yerine İzzet ve Şeref kardeşlerimizin mahcubiyet ve üzüntü bizimdir diyoruz. Mahcubiyet ve üzüntü bizimdir diyoruz. Yoksa yani tabii ki İran'ın ne numara çektiğini hepimiz görüyoruz. Saf mıyız? Ama şimdi o değil ki. Şimdi hastane katliamı. Bir meselemiz de bu değil mi zaten? Yani hep böyle kritik dönemlerde, kriz dönemlerde yine bizi bölecek, parçalayacak, içeride ha. bir siyasi tartışmaya ha. sevk edecek ekstra bir gündemimiz oluyor. Tabii birdenbire, birdenbire. Yoksa yani herkesin ne numara çektiğini herkes biliyor. Ben şu coğrafyanın, şu ekranda gördüğüm şu coğrafyanın her ne sahipli olursa olsun ayakta kalmasını ve her ne yöntemle olursa olsun İsrail denen azılı terör örgütünü yenmesini istiyorum. Burada real politik benim aleyhime çalışıyor, biliyorum. Burada bütün dünya benim aleyhime çalışıyor, onu da biliyorum. Dün çocuk diyor ki, bir gazeteci çocuk, muhtemelen işimden oldum. NBC'de mi çalışıyor, evet. BBC'de mi çalışıyor? Muhtemelen işimden oldum an itibariyle ama bunu söylemek zorundayım deyip canlı yayında İsrail'in pisliğini ifşa ediyor. Bak o benim nazarımda bir intihar bombacısı. Yani üzerine fiziki olarak bomba bağlamasına gerek yok. Bütün kariyerini riske atarak. Şimdi o adam o kadar temiz bir yerde duruyor ki benim gözümde. Dolayısıyla ne real politiği? Biri çıkar, bir kişi yani real politik, real politik, real politik öldürebildiniz mi Dayf'ı? Dünyanın en güçlü ülkesisiniz. O 12 suikastten kurtuldu Muhammed Dayf. 12 suikast. Öldürebildiniz mi? Öldüremediniz. Hatta iki kere öldürüldüğü şayiası çıkarıp evet. kendi askerlerince öldürülmediği itiraf edildi biliyorsun değil mi? E hani dünyanın en büyük istihbarat örgütüydün. Uçuyordun, kaçıyordun falan. Vallahi girdiler bilgisayar oyunu gibi. Planörlerle. Planörlerle, paratroplarla girdiler. Tık tık tık. Belirlenmiş hedeflerde operasyonlarını yapıp çıktılar. Bir tane istisnası var. Çöldeki müzik partisi, elektronik müzik partisi. Ondan da haberlerim yoktu acaba. Orada da abi bütün ses kayıtları diyor ki hali hazırda. Biz İsrailli askerlerin açtığı ateşler sonucu öldük. Yani biliyorsun takip ettin o gündemi. Hı hı. Yani iki ateş arasında kalınıyor. 260 insan öldürüldü diyor biliyorsun başından beri. Bizdeki gavurlarla İsrail tarafının gavurları. İsim listesi diyorsun yok. Öldü denilenler, tecavüz edildi denilenler sonra çıkıp konuşmaya yaşıyorlar. Başlıyor. Radyolara bağlanıyorlar, televizyonlara bağlanıyorlar. Fakat bunu söylediğinde insanlık düşmanı oluyorsun. Bunu söylediğinde insanlık düşmanı oluyorsun. Orada bir şey oldu. Bir son dakika var da şimdi bir taraftan da Lübnan'a yöneliyor İslam dünyası. Yani Hizbullah'ın ne yapacağı konuşuluyor. ya bir reaksiyon gösterecek mi? Ben bugün görüştüm Beyrut'ta hatta İsrail sınırına yakın o Sayda kasabasında olan birkaç kişiyle görüştüm. Oradaki insani yardım kuruluşları temsilcileriyle. Bir hareketlilik var. Yani Hizbullah cephesi İsrail'e karşı bir saldırı başlatma ihtimalinden konuşuluyordu. Bugün ve yarın için. Bugün de sanırım bir şey oldu. Bir akşam saatlerinde bir hareketlilik oldu. Yarın büyük bir öfke günü olacak diye Hizbullah'ın bir açıklaması var. Olur mu? Hizbullah biliyorsun İsrail Lübnan'a yöneldiğinde Hasan Nasrallah öncülüğünde 2007 mi? 2007. 2007. Hasan o Nasrallah. O emzikli bebek fotoğrafında evet, olduğu evet, şey. Evet. 2007 yılında İsrail'le
tabiri caizse korakor mücadele etmiş. Hatta bence yani o bir savaşsa o savaşın kazananı Hizbullah'tı 2007'de. Yani onun adını koyalım. Ama sonra o Hizbullah'ın altından çok sular aktı. Bir Suriye... Evet, Hizbullah bir Suriye'de Sünni Müslüman katletmekten çekinmeyen, hatta bundan zevk alan, Kasım Süleymani vesaire gibi kasap katilleriyle bundan zevk alan bir örgütlenmeye dönüştü İran ve Hizbullah. Şimdi aradan geçen onca yıldan sonra Sünni Müslüman öldürmeye doymuş, doymazlar da doymuş Hasan Nasrallah'ın yarın İsrail'e bugün vaat ettiği gibi bir öfke günü olarak İsrail'e vurabildiği kadar vuracağını öngörüyor muyuz diye soralım kendimize. Yani 3 roket, 5 füze falan gibi olabilir. Çok büyük bir şey beklemiyorum yarın. Olursa çok büyük sürpriz olur. Çünkü ben artık İran'la İsrail arasındaki meselenin neredeyse çok tuhaf bir alışverişe döndüğünü. Neredeyse. Yani evet. İki rejimin ayakta kalabilme pazarlığı gibi olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki. Keşke böyle olmasaydı. Keşke İran'da İslam dünyasının geri kalanıyla birlikte hareket edebilecek bir... Şöyle bir bilgi var. Şey gösterseydi. Teyit etmedim ama çok fazla yazıldığı için okuyorum. Irak'taki Hizbullah sözcüsü konuşmuş. İlginç bir şekilde. Biz de şeye katıldık. Hamas'ın mücadelesine ilan ediyoruz diyor ve Amerikan üstlerine saldırmaya yönelik bir şeyden bahsediliyor. Yani bu biraz da Amerika'yı da işin içine çekmeye gider. Böyle bir stratejik sonucu yani olur. Geçen hafta şimdi böyle şeyler hani bu analizleri konuşmak için çok erken ama geçen hafta Aksa Tufanı'nın 4. 5. gününde ya acaba Suriye'de nihai bir sona gelindi ve Suriye'deki pazarlıktan Amerika'yı dışarıya doğru mu itmek istiyorlar gibi bir takım erken yorumlar yapılmıştı. Yani Suriye, Irak gibi Amerika'nın beklentisinin yüksek olduğu coğrafyalardan Aksa Tufanı eliyle İsrail eliyle tırnak içinde yani İsrail'i de buna çekerek demek lazım. Amerika'yı Suriye ve Irak pazarlığının dışında bırakmak gibi bir şey olabilir mi diye konuşulmuştu. Akla uzak gelmemişti bana. Ama bütün bunları konuşmak için çok erken. Yani burada evrilip devrilen şey, burada çevrilen hikayenin aslında bence temelde bir önemi yok. 2,5 milyon insan var ve İsrail isimli terör örgütü bu 2,5 milyon insana soykırım uyguluyor. Bunu konuşmadığımız her dakika ya da bunun nedenleri üzerinde konuşup bunu aklileştirmeye çalıştığımız her dakika oradaki çocukların aleyhine oluyor. Evet. Şimdi Felluce'de, Tikrit'te efendime söyleyeyim, Libya'da, Şam'da, Halep'te bütün bu analizleri biz yaparken çocuklar ölmeye devam etti. Kadınlar ölmeye devam etti. İnsanlık ölmeye devam etti. Dolayısıyla bunu konuşmak yerine mücahit kardeşlerimize dua etmeyi tercih ediyorum kendi adıma. Bir de bir şey paylaştım. Sosyal medyada epey karşılık buldu ama yani ben tam o manada söylememiştim aslında. Ama insanlarda da böyle bir beklenti varmış. Ben şey paylaşmadım Ersin sürecin başından beri. Bileyiz diye. Yardıma muhtaç Filistinli, çok zor durumda Filistinli, ağlayan Filistinli, feryadı figan koparan Filistinli gibi imajları kendi adıma paylaşmamayı tercih ettim. Böyle bir yöntem izledim. Doğrusu bu demiyorum ama ben burada bizim görmemiz gereken asıl şeyin
Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimizin onuru olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce bir görüntü gördüm reklam arasında. Hatta sen yayına girdiğinde sonunu izliyordum. Bir Hamaslı mücahit televizyona konuşuyor, açıklama yapıyor. Arkadan bir kadın geçiyor o konuşma esnasında. Yüzü maskeli Hamaslı mücahitin. Çocuğun yüzünü kaldırıyor, maskeyi açıyor. Diyor ki aç yüzünü, aç. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz, aç. Yüzümüzü gösterelim, bütün dünya görsün diyor. Filistinli bir anne. Anne. Filistinli bir anne. Muhtemelen iki ya da üç çocuğu şehit. Muhtemelen bir iki çocuğu yaralı. Ya da işte bugün 6 yaşında bir, belki 7 yaşında bir çocuk gördüm. Yaralı, yüzü kanlar. Birinin elinde hastaneye doğru yetiştirilmeye çalışılıyor. Canım sana feda Kudüs diyor. Bak abi, bu manzaraların bize gösterdiği bir şey var. Bu halk, bu topluluk, bu aziz topluluk, burayı öyle ya da böyle, 3 gün sonra, 5 yıl sonra öyle ya da böyle geri alacak. Biz bu esnada nerede duracağız? Tarihin doğru tarafında mı duracağız? Yanlış tarafında mı duracağız? Benim bütün hikayem, Filistin'le ilgili hissettiğim, Doğu Türkistan'la ilgili hissettiğim, Suriye'yle ilgili hissettiğim, Libya'yla ilgili hissettiğim, Moritanya'yla, Angola, yani aklınıza hangi mazlum coğrafya gelirse, Ukrayna dahil olmak üzere. Yani Zelenski'nin kendi ülkesini mağdur etmesi, Ukrayna'da savaştan mağdur olan sivilleri ortadan kaldırmıyor ki. Yani kendin ettin, kendin buldun diyoruz Zelenski'ye. Ama halkın bir suçu yok ki. Dolayısıyla ben orada tek bir sorumluluk hissediyorum omuzlarımda. Tarihin doğru tarafında durmak. Yarın öbür gün çocuklarımıza, ya biz İsrail ile Filistin'in 2023 savaşında hastane katliamı esnasında Filistinli kardeşlerimize dua ettik, biliyor musunuz? Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, onlara yardım göndermeye çalıştık. Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar diye başlayarak bir şey anlatmak istiyorum. Benim bütün derdim bu. Ha, bugün yeniliriz. Bunlar sebepler, bunlar esbab. Bugün yeniliriz, yarın yeneriz, bugün kazanırız, yarın kaybederiz. Bugün berabere biter, yarın büyük bir zafer bizim olur. Bütün bunların önemi yok ki. Aklıma şey geldi İsmail Kısas'tan. FETÖ 17-25 kalkışmasını yaptığında böyle ne olacak şimdi? Hükümeti devirecekler, Erdoğan istifa edecek, teslim olunacak herkes. Pozisyonunu ona göre ayarlamaya çalışanlar vardı. Ve ondan sonra dalga sertleşmeye başladı. İşte Türkmenlere giden tırları durdurdular. Hakan Fidan'ı, MİT Başkanı'nı tutuklamaya kalkıştılar. Cumhurbaşkanı, Başbakan'dı, ameliyat masasında suikast düzenlemeye kalkıştılar. Seçim sonuçlarıyla ilgili bir sürü şey yaptılar. Her seferinde ya bu FETÖ çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü felç ettiler. Bütün sistematiği denildi. 15 Temmuz gecesinde gerçekten büyük bir katliam yaptılar. 251 insanımızı şehit ettiler. Tanklarla, helikopterlerle, G3'lerle hedef alarak insanlara vurdular, öldürdüler. Ama sabah yoktu. Sabah Türkiye bizimdi. Sabah Türkiye bizimdi. Zaten hep bizimdi de Türkiye'nin bizim olduğu bir kez daha. Devleti de geri aldık. Zaten bizimdi de. Bir şey söyleyeceğim Ersin. Bunu çok önemli buluyorum. Kaç kere gittin Doğu Türkistan eylemine? Bir rakam vermen gerekirse. Çocukluğundan beri, gençliğinden beri, gazeteciliğin dahil, STK'cılığın dahil. Yani çocukluğumda Çağlayan'daki büyük bir eylemi hatırlıyorum. Tabii o meşhur eylem. Evet. Ya 30? Yani nerede bulduysak gittik. 30? Yani bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. 20? Vardır. Vardır. Filistin? Yani rutin. O da 20, 30, 40. Irak, çok daha yakın. Irak 20, 30, 40. Suriye 20, 30, 40. Bütün bu hikayede abi. Bütün bu. Doğu Türkistan, Suriye, Irak. Çocukluğumuzda Afganistan.
Gerçi sen benden birazcık küçüksün. Afganistan'a tam yetişememiş. Gazeteci Mehmet çizgi romanlarını okutuyorlardı bana. O eyvallah. Birinci alayım diye. Kimleri gördün abi o eylemlerde, etkinliklerde? Bugün kimleri görüyorsam onları gördüm. Peki, niye o zaman bizi Doğu Türkistan'la duyarsız olmakla suçlayan bu gerçeklere kulak kabartalım ki? Ben hiç kabartmıyorum. Bu rahatlıktayım artık ben. Tamam. Hiç kimseye Doğu Türkistan konusunda ne yaptığımı izah etmek zorunda hissetmiyorum artık kendimi. Bizim şöyle bir avantajımız diyorum var. Diyorum ki, çok özür dilerim, diyorum ki ben kendimi sana izah etmek zorunda değilim, canın cehenneme. Canın cehenneme. Doğu Türkistan mı? Doğu Türkistan'ın neresi olduğunu ben biliyorum. Doğu Türkistan'da ne olduğunu da ben biliyorum. Doğu Türkistan'da ne yapmamız gerektiğini de biliyorum. Sen bilmiyorsun. Suriye'yi biliyorum, Libya'yı biliyorum, Mısır'ı biliyorum. Biliyorum, ben biliyorum. Sen bilmiyorsun. Çünkü sen cahil bir gerizekalısın. Aptalsın. Bu işlerle hiç alakan yok. Önüne düşen 2-3 mendeburla, bak böyle söyleyeyim. Önüne düşen 2-3 mendeburla ve sana öğrettikleri 5-6 ezber cümleyle hayatını devam ettirmeye çalışıyorsun. Primattan halledeceksin. Primattan halledeceksin. Hani biraz daha düşük olsa IQ, tuvalete gitme ihtiyacını ayırt edemeyeceksin. Mesela Araplar bizi arkamızdan vurdu diyene primat muamelesi yapmak lazım. Ha? Şerif Hüseyin'i bütün bir Arap dünyasının temsilcisi haline getiren adama primat muamelesi yapmak lazım. Türker, Ertürk mü? Ertürk galiba. Adam amirallik yapmış bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunda. Allah Türkiye'yi nelerden korumuş? Allah HDP'yi savunuyor ya. Kimlerden korumuş? PYD'yi savunuyor. Kimlerden korumuş? PKK'yı savunuyor. Adam Fatih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı'nda asla yazmadığı bir uydurma metin üzerinden ki o metni Kudüs de çarpıtarak Kudüs İngilizlere teslim edildiğinde bölgede bulunan Mehmet Akif'in Kudüslülerin Kudüs'ün İngiliz'e tesliminin Filistinler tarafından kutlandığını iddia ediyor. Şimdi bu adama ne diyeceksin Ersin? Neyi anlatacaksın? Bu adamla konuşacak neyin kalmış? Netanyahu ile de konuşacak bir şeyin yok. Bu adamla da konuşacak bir şeyin yok. Şimdi bu sen eylemlerden bahsettin ya. Şuradaydık, buradaydık, buna gittik. O tarihin doğru yerinde konumlanmak meselesi var ya. Ben orada Bülent Yıldırım neredeyse orada durdum. Eyvallah. Otur kolaycılığına abi. Kaçıyorum otur biraz. Otur abi. Gerçekten. Yani otur aynı abi. Bülent Yıldırım 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi tanklarının önündeydi. Tabii. Yani İHA, sivil inisiyatif olarak İHA, Bülent Yıldırım neredeyse orada duran bil ki insani vazifesini yerine getiriyor. Eyvallah. Bu kadar. Yani ve şöyle Türkiye'den Ukrayna'ya ilk yardım gönderen STK. İHA. Yani Kızılay AFAD'ı hemen. Ya Amerika'da kasırga olduğunda da giden İHA. E tabii. Brezilya'da bilmem ne olduğunda da. Çünkü yani primat üstü olmadığımız için, insan olduğumuz için, kendimizi eşrefi mahlukat kabul ettiğimiz için, yaratılmışların en şerefisi kabul ettiğimiz için, şerefimize uygun şeyin mağdurun ve mazlumun yanında durmak olduğunu, Halepçe katliamından kaçıp Türkiye'ye gelen Kürtlerle ilgili tek bir soru işaretin oldu mu kafanda? Asla. Peşmerge akınıyla ilgili. Asla. IŞİD'in önünden kaçıp gelen Yezidilerle ilgili kafanda tek bir soru işareti oldu. Olmadı. Üstelik askerlerimizi taşlıyorlardı o dönemki HDP'liler o sırada. Peki, sınırda. Peki ekmeğini paylaştın mı onlarla? Her türlü. Çünkü biz eşrefi mahlukatız abi. Dünyanın en şerefli insan topluluğuyuz. Bizim elimizden bunu almaya çalışanlara artık geçit yok. Anladıkları dilden. Evet İsmail Kılıç Aslan, ağzına sağlık. Bugün ikinci bölümü Aydın Ünal'sız tamamladık. Çok çünkü, geçmiş olsun evet, diyelim tekrar biraz, Aydın abi. Allah Aydın abinin rahatsızlığı var, ateşi çok yüksekti. Gazze'yi konuştuk. Karşı karşıya kaldığımız o büyük insani sınavı konuşmaya çalıştık. Gerçekten kelimeler bazen tükeniyor. Bir şey söyleyemiyorsun ama konuşmak da gerekiyor. Gazetecisin.
sorumluluklarım var. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ve konuşmaya devam edeceğiz. Siyaseteni bu hafta noktalıyoruz. İyi geceler.